Hepinize merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size yağış pastasından da mozaik pasta yapmayı göstereceğim. Gerçekten bildiğiniz yağış pastası ama sadece bu bisküviyle yapıldığı için hemen lafı uzatmadan tarifimize geçelim. Gerçekten tavsiye ediyorum. Tenceremizin içine ilk önce muhallebini yapıyoruz. Tenceremizin içine 1 paket puding, 1 litre süt ve 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Siz puding ister sütlü kullanırsınız, ister vanilyalı kullanırsınız, ister muhallebi evde yapabilirsiniz. Ama ben puding varken pudingle yaptım. Evet, tenceremizin içine pudingi, süt, nişastayı aldım. Tenceremizin içine. Ve bir yandan da pastamızın üzeri için çikolata sosunu hazırlayacağım. Çikolata sosunu ben evde hazırladım. Kendi hazırladım. Gerçekten çikolata sosunu da size tavsiye ediyorum. Çok güzel bir çikolata sosu oldu. Benim sıklıkla yaptığım. Evet, puding, ilk pudingi biz yapıyoruz. Şöyle bir topak kalmaması için bir iki taşım karıştırıyorum. Evet, şimdi aynı anda ikisini yapıyorum ben. Şimdi üzeri için sosu hazırlıyorum. Çikolatalı sosumu. Evet, başka bir tenceremizin içine bir su bardağı süt, bir su bardağı su, yarım çay bardağı şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ben tarifi videonun altındaki açıklama kısmını ekliyorum. Videonun altındaki açıklama kısmını ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz daha detaylı. Çünkü ben sesim biraz kötü, anlatamıyorum ya. Evet. Bir yandan çikolatalı sosumuzu, bir yandan da pudingimizi hazırlıyorum. Pudingli muhallebimizi. Evet, ikisini de ocağa aldım şu an. İkisini de orta ateşte pişiriyorum aynı anda. Bu aşamada biraz dikkat edin, ben tek başım olduğum için az daha dibine tutturuyordum. Yani hiç bırakmayın bence karıştırmayı. Ben ikisini en sonunda bıraktım birini. Az daha dibine tutuyordu. Sonunda kurtardım yani. Siz lütfen dikkatli olun. İkisini de karıştırmayı bırakmayın. Orta ateşte ve kaynamayı bırakıyorum şu an. Çikolata sosum kaynar kaynamaz altını kapattım. Çünkü çok koyulaşmaması gerekiyor. Bildiğiniz çikolata sosu gibi olacak. Çok güzel. Gerçekten tavsiye ediyorum sizlere. Evet, gördüğünüz gibi kaynama aşamasına geldi. İkisini karıştırıyorum. Önden ikisini yapıyorum. Çünkü ikisinin de soğuması lazım. O yüzden ilk önce bunları hazırladım ben. Çünkü çikolata sosu, en önemli olan çikolata sosu. O buz gibi olması lazım. Pudingin de ılık olması lazım. Normal sıcaklıkta yani. Evet, gördüğünüz gibi ocaktan aldım. Çikolata sosum hazır. Çok güzel bir çikolata sos elde ettim gerçekten. Tadına doyum olmuyor. Evet, şu an pudingimi de aldım. İkisini de soğumayı bıraktım. Kesinlikle pudingin soğuması lazım. Aksi takdirde bir hamurlaşma ortaya çıkar. Evet, bir yandan da krem şantimi hazırlıyorum. Krem şantim için gereken malzemeler 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı süt. Zaten krem şantinin arkasında tarifi yazıyor. Ben niye de bunu söyledim. Evet, krem şantiyi de koyuyorum kabımın içine. Pudingim soğurken krem şanti hazırlıyorum ben. Daha hızlı olmak için, yani hemen bitirmek için. Evet. Krem şantimizi de bir kaba koydum. Üzerine bir su bardağı süt ekleyip ve kıvam alıncaya kadar çırptım. Ondan sonra krem şantiyi de buzluğa koydum. Bir su bardağı süt ile sütümüzün soğuk olduğuna dikkat edelim lütfen. Sütümüzün soğuk olduğuna dikkat edelim lütfen. Evet, karıştırıyorum. Kıvam alıncaya kadar karıştırıp buzluğa koyuyorum bunu da. Thank you.
Evet, krem şanti de buzluğa koydum. Şimdi geldik pastamızı yapmaya. Evet, pastamız için gereken malzemeler 5 adet petibör bisküvi. 5 adet petibör bisküvi yani yaygınca bir şeyin içine kabın içine koydum. 5 adet petibör bisküvi dediğim gibi tarif videonun altındaki açıklama kısmını ekleyeceğim daha iyi bakmanız için. Evet, 5 adet bisküvi de koyuyorum. Melek. 5 adet bisküvi de koyuyorum içine. Bu tarif tam ölçü arkadaşlar, yani ne az ne çok. Tam ölçü. Şu defalarca yaptım ben. Ben denemediğim tarifi sizlerle asla paylaşmıyorum. Emin olun. Evet, bisküvilerimizi de koyduk bir kabın içine. Bir kaşık yardımıyla eziyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken sadece bir adet bisküvi iki parçaya bölmeniz yeterli. Bir adet bisküvi iki parçaya bölmeniz yeterli. Yani çok ezmenize gerek yok. Yani bu aşamada dikkat etmeniz gereken şu pudingi üzerine ılık dökmeniz. Sıcak olmayacak. Sıcak olursa bir hamurlaşma olur. Yani hiç hoş bir tat olmayacak. Şu an gördüğünüz gibi şey gözüküyor. Yani benim pudingim soğuk, sıcak gözüküyor. Çünkü burası çok soğuk olduğu için buharlar har har çıkıyor. Yani bendeki normal. O kadar sıcak değildi. Ilık bir şeydeydi bendeki. Evet, pudingimizi de bisküvinin üstüne koyduk. Şöyle karıştırıyorum. Ezmeden. Alttan üstten karıştırıyorum. Yani kalıp kullanmadan harika bir tatlı ya. Evet, gördüğünüz gibi alttan üstten karıştırıyorum. Evet, karıştırıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Şimdi kalıp kullanmıyoruz. Şöyle bir ben çırpma kabı kullandım, yuvarlak. Kalıbım şey pardon. Kabımızı çırpma kabımızı öyle bir sıvı yağla az bir şey yağladım çünkü yapışmaması için. Sıkıntı yaşamayalım kalıptan çıkarırken. Siz eğer çırpma kabınız yoksa herhangi bir kova da olur, 1 litrelik kova da olur. Fark etmez yani. Kalıbınız varsa kalıpla da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Evet, gördüğünüz gibi koyuyorum kabımın içine. İyice koyuyorum. Tam ölçü gerçekten yani ne az ne çok. Gördüğünüz gibi koydum. Ve bunu da buzluğa koyuyorum. Buzlukta yaklaşık 15 dakika kalacak. Buzluğa koydum, 15 dakika koydum. Buzluktan çıkardıktan sonra bir servis tabağına ters çevirdim. Gördüğünüz gibi yani o yağ kendi kendine çözülüyor yani. Böyle ters çevirip bırakmanız yeterli. Yeterli. Gördüğünüz gibi kendini yavaş yavaş salıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Kendi kendini salıyor yani. Sıvıya olduğu için hiçbir yapışma yok. Sadece buzluğa koydum diye biraz dondu. Şöyle ters çevirip böyle bıraktığınızda yeterli yani. Şöyle kenarlarda birkaç kere vurdum. Daha hızlı çözülmesi için. Evet, gördüğünüz gibi şimdi kaldırıyorum. Ben dikkatli bir şekilde çıkardım. Her ihtimale karşı bozmak istemedim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıktı. Evet, buzluktan krem şantimizi de aldım. Krem şantimizi de üzerine koyuyorum. İyicene yayıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şeyi önden yapmanız yani üzerine dökeceğimiz sosu önden yaparsanız daha iyi olur. Çünkü aksi takdirde krem şantimiz erir. Sürüyorum krem şantiyi. Krem şanti iyicene sürdüm. Siz isterseniz
Mesela krem şanti sürmeyebilirsiniz. Üzerine direkt çikolata sosu da dökebilirsiniz. Melek. İsterseniz dediğim gibi üzerine sadece krem şanti dökebilip servis edebilirsiniz. Ben ama hem krem şanti hem çikolata sosu koyacağım. Ev yapımı çikolata sosu gerçekten çok güzel oldu ya. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra almıyorum ben zaten. Çikolata sosu kullanmıyorum, evde yapıyorum. Hem çok güzel kıvamını da göreceksiniz birazdan. Yani tam pastane usulü pasta şeyi sosu. Krem şantiyi de sürdüm, gördüğünüz gibi yavaş yavaş sürüyorum. Bozmadan. Elim titriyor. Biraz zorlandım bu aşamada. Gördüğünüz gibi koyuyorum. Gerçekten benim sıklıkla yaptığım bir pasta. Ailem çok beğendi. Umarım sizler de beğenirsiniz ama kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet, krem şantimizi sürdükten sonra üzerine çikolata sosumuzu ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş ekliyorum. Çikolata sosumu da ekledim. Kaşık yardımıyla böyle kenarlarından yavaş yavaş şekil veriyorum. Kenarlardan akması için daha hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Çikolata sosumu da sürdüm. Siz isterseniz üstünü süsleyebilirsiniz ama ben süslemedim. Sadece çikolata sosu koydum. Evet, süslemeyi de bitirdim. Çikolata sosuyla siz ister üzerine meyve, ister farklı bir şeyler de koyabilirsiniz. Şimdi dilimleyerek servis ediyorum. Dilimleyerek servis ediyorum. Şu an hiç bekletmeden sosunu döker dökme servis ettim. Evet, bir spatula yardımıyla çıkarıyorum dilimi. Servis tabağımı aldım. Servis ettim şu an gördüğünüz gibi. Emeğe saygı olarak videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Videomu buraya izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlık çakalı. Allah'a emanet olun.